İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 64. programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Hakan Baş. Kendisi bizim için İzmir'den geldi. Dolayısıyla kendisine ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bugün onunla yeni şehirleşme ve kentsel yayılmaya karşı kompaktlaşma üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben her zaman yaptığım gibi önce konuğumu size kısaca tanıtayım. Sonra sohbetimize devam edelim. Hakan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudu ve ardından kısa bir süre Emre Arolat Mimarlık'ta çalıştıktan sonra da yüksek lisans derecesini İngiltere'de Oxford Brookes Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Yapılar, Performans ve Tasarım programından aldı. Şu anda da doktorasını 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı'nda devam ediyor. İzmir'de rüzgara uyumlu fiziksel çevre tasarımı için bir öneri başlıklı bir tez hazırlığı içerisinde. Kendisiyle bugün sohbetimize de zaten daha detaylı olarak konuşacağımız bir Ekoköy Seferihisar projesinin tasarım, planlama ve mühendislik çalışmalarını yürüttü 2016 senesinde. Şu an İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Araştırma ilgi alanlarının başlıcaları ise şöyle: sürdürülebilir kent, ekoköy planlama, bina ve kent fiziği, kent aerodinamiği, yaya rüzgar konforu ve mimarlıkta hesaplamalı akışkanlar dinamiği uygulamaları. Şimdi ben aslında bugün konuşacağımız konu kentsel yayılma ve kompakt kentleşme üzerine olacak. Fakat Hakan'ın çalışmalarını incelerken tabii gördüğüm şeylerden bir tanesi aslında bu Ekoköy çalışmasının bu sözünü ettiğimiz kentsel yayılmaya karşı kompakt kentleşmeyle ilişkili çok ciddi size veriler sunmuş olduğu evet. yönünde. Dolayısıyla siz de uygun görürseniz onunla başlayalım derim evet. ben. Şimdi bu sizin de söz ettiğiniz üzere 2016 senesinde bu Seferihisar'da yürüttüğünüz Ekoköy projesi için yaklaşık 200 kişilik bir toplulukla çalışmışsınız. Ve burada da kentsel yayılma ile ilgili de oldukça ciddi bir veri tabanı oluşturma fırsatınız olmuş. Dolayısıyla ben sözü burada size bırakayım. Siz biraz bu projenizden bahsedin ve daha sonra da bu kentsel yayılmanın ne olduğunu anlamaya yönelik devam edelim sohbetimize. Evet, yani aslında şeyden başlamak lazım belki konuya. Kırsalda yaşam mı, kentte yaşam mı? Bu aslında 200 yıllık bir soru. 200 yıldır İngiltere'de ilk sanayi kentlerinin ortaya çıkmasıyla İngiliz ütopyacı sosyalist Robert Owen'ın kentte işçilerin kötü yaşam koşullarından etkilenip onları kırsal alana taşımasıyla başlayan bir süreç, kırsal alana fabrikayı taşıyarak kırsal alanın avantajlarını aynı zamanda kentin de avantajlarını bir araya getiren bir takım kentsel model arayışlarıyla başlıyor. Bunu takiben daha sonra aynı şekilde bu yeni uyum köylerini takiben yani İngiltere'de ortaya çıkan bir bahçeşehir hareketi var. Orada da yine şehir insanlar için kaçıp kurtulunması gereken bir yer haline geldiği için o sanayi devrimi Londra'sının fotoğrafını gözümüzün önüne getirelim. Orada da yine kırsalda yeni bir yaşam arayışı, kırsalda daha ideal, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan daha yaşanabilir bir yerleşim yeri oluşturma gayreti söz konusu. Bugün de aslında ekoköyler olarak aynı şeyi başka bir şekilde görüyoruz. Kentte her ne kadar sanayi döneminin kötü koşulları olmasa bile bugün özellikle Türkiye için ele alırsak İstanbul'dan Ege'ye doğru bir göç tespit ettik. Ve bu oraya göçmek isteyen insanlar aslında kır yaşamına özenmekte ve bunu bugünün oldukça popüler bir kavramı olan ekoköyler üzerinden gerçekleştirmeye çalışmakta. Bu neden böyle? Şehir yerleşimleri mevcut problemleri hızlı ve pratik çözümler üretemediği için insanların aklına ilk gelen şey kırsala taşınmak. 200 yıl önce bu Robert Owen'la yeni uyum köyü olarak başlamıştı. Daha sonra Howard'la bahçeşehir olarak devam etti. Bugün ise yine sürdürülebilirlik tartışmaları altında ekoköyler olarak devam etmekte. Biz aslında ekoköyler problemini tam anlamıyla bu yeni kentleşme ve yayılma ve kompaktlaşmaya çok ilişkili buluyoruz. Aslında sorunun başladığı yer Amerika.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bahçeşehirlerin de etkisiyle otomobil odaklı bir modern planlama girişimi başlatıldı. Yerleşim yerleri az yoğun, kırsala doğru oldukça fazla yayılmış. Amerikan filmlerinde o resmedilen çok boşluklu, yeşil alanlı, az katlı, aslında insanlara oldukça çekici gelen planlama girişimi. Başlangıçta her ne kadar çekici olarak görünse bile Amerika'da dahi bu yerleşim ve kentsel mekan sisteminin bir takım olumsuz yönleri fark edildi. Bu olumsuz yönlerinden ilki kamu harcamalarıyla ilgili altyapı maliyetlerinin çok fazla olması ve bunun sürdürülemez olması. Aslında bahçeşehirler de bundan dolayı sürdürülememişti. Altyapı maliyetlerinin çok fazla olması, kırsal alanlara yayılma gibi. İkincisi, sosyal açıdan otomobil odaklı olması ve yine ulaşımda mesafeleri artırması çok önemli bir problemdi. Onun dışında kırsal alanlar üzerinde çok büyük baskı yaratması, kırsal alanların da çevresel bozulmaların ortaya çıkması çok önemliydi. Ve bir takım erişim ve ulaşım sorunları yaratıyordu. Özellikle kentin çeperlerinde yaşayan kişiler için. Ve bir sosyal dışlanma oluşmaya başladı. Çok fazla eleştirilen kapalı topluluklar oluşmaya başladı. Hem sosyal, hem çevresel, hem ekonomik açıdan bu otomobil odaklı modern planlama girişiminin sürdürülemez olduğu zaten 70'lerdeki petrol kriziyle önümüze kondu ve ilk defa 73'te ortaya atıldı kompakt kent planlama yaklaşımı. 80'lerde de yeni şehirleşmeyle aslında birçok kurum tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından veya işte İngiltere, Amerika Çevre Departmanları tarafından bir takım toplantılarda tanındı ve kompakt kent küresel bir trend olarak, yeni planlama yaklaşımı olarak öne sürüldü. Fakat kompakt kentle o günden bugüne yapılmış bu 20-30 yıllık sürede bir sürü çalışma var. Gerçekten ulaşımda enerji tüketimini azaltıyor mu? Olumlu yönleri nedir? Gerçekten sosyal dışlanmayı azaltıyor mu? Gerçekten canlı hareketli sokaklar yaratıyor mu? Hem çevresel hem ekonomik ve sosyal açıdan iyi mi diye birçok çalışma yapıldı. Fakat bu çalışmalar birbirinden biraz kopuk halde üretildi. İşin gereği olarak herkes farklı bir alanda haliyle çalışıyor. Ekonomik açıdan çalışıyor, sosyal açıdan çalışıyor. Biz şöyle bir problem tespit ettik. Yaklaşık 2 yıl kadar önce sürdürülebilirlik başlığı altında İzmir'de kent formu arayışlarına başladık. Bunu yapma sebebimiz İzmir'de çok önemli bir takım doğal kaynakların olması. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi rüzgar. İzmir Körfezi'ni bilir misiniz bilmiyorum. Çok uzun bir yapıya sahip. Yani Körfez'in yapısından dolayı çok uzun bir kıyı çizgisine sahip. Körfez aslında kent içerisinde oldukça soğuk bir bölge yaratıyor. Kentsel yapılı çevre ise daha sıcak bir bölge yaratıyor ve kentin İzmir'de coğrafi sınırlar da çok fazla olduğu için kent kıyı çizgisi üzerinde oluşuyor, gelişiyor. Ve kentin içerisindeki bu doğal sistemle kenti soğutma, havalandırma potansiyelimiz varken kentte inanılmaz bir şekilde termal stres oluşuyor. Birçok çalışma var. Hem kentsel ısı adalarıyla ilgili, kentin özellikle Konak, Bornova, Karşıyaka gibi bölgelerinin çok sıcak olduğunu görüyoruz. Yazın termal stres oluşturduğunu görüyoruz. Bu termal stresten dolayı kent merkezinde yaşayanların yazın kırsal alanlara kaçarak ikincil konutları oluşturduğunu görüyoruz. Aslında problem bir kendi kentimizde de yaşıyoruz. Kırsal alanlar yağmalanıyor ikincil konutlar üzerinden. Çünkü kent yaşanamaz halde yazın. Terk edilmesi gereken bir yer. Biz bu soruna çözüm olarak rüzgara adapte, iklim değişikliğinin mitigasyonu bağlamında rüzgara adapte olabilecek kent formları üzerinde araştırma yapmaya başladık ve İzmir kenti için oldukça geçirimli, gözenekli bir takım kentsel prototipler üretmeye ve onun daha iyi bir çözüm olacağına ulaştık. Fakat biz yerelde böyle bir çalışma yaparken aslında küresel trendin de oldukça yoğun, daha az geçirimli bir form önerisi olduğunu gördük. Burada aslında bir çelişki ortaya çıkmıştı. Bu küresel trend mi doğru yoksa bizim önerdiğimiz kent formu mu daha doğru? Bunun üzerine yeni şehirleşmeyi ve kompaktlaşmayı bütüncül bir şekilde sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal, ekonomik bütün parametrelerini ele alacak şekilde bu çalışmayı gerçekleştirmek istedik. Ve bu çalışmanın sonucunda biz
sonucuna geleyim mi bu arada? Sonuçlarından bahsedeyim mi? Yani yoksa... şu an sonuçları dediğiniz EcoCamp projesinin sonuçları mı? Genel olarak bu, sizin evet, ya kompaktlaşma nedir? Kompaktlaşma doğru mudur? Bu küresel trend her yere uygulanabilir mi? Çünkü burayı çok önemsiyoruz biz. Küresel bakmamız gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik böyle bir şey gerektiriyor. Ya da bugün işte 87 yılında Birleşmiş Milletler'in bizim ortak geleceğimiz diyerek insanların aslında bir şeye işaret ediyor. Bir araya gelerek bu sorunu çözmeleri gerektiğini söylüyor. Hem yerel, hem bölgesel, hem küresel olarak. Dolayısıyla bu konuya kesinlikle küresel olarak bakmalıyız. Kompakt kent için çevresel, sosyal ve ekonomik avantajlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Fakat bir takım tartışmalı yönlerinin olduğunu da görüyoruz. Küresel bakarken yerel bir takım spesifik koşulların da dahil edilerek kompakt kenti ele almak gerektiğini ve politikanın yerelde de mutlaka üretilmesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Zaten geleneksel yerleşkelere baktığımız zaman farklı iklimlere, sıcak kuru, sıcak nemli, soğuk iklimlere bu bölgelerde iklime, coğrafyaya ve kültüre göre farklı kent formu karakteristiklerinin oluştuğunu görüyoruz. Yani ikisi de sıcak olmasına rağmen sıcak kuru iklimle sıcak nemli iklim de dahi farklı kent formları ortaya çıkmakta. Nitekim sıcak kuru iklimde daha kompakt bir yaklaşım, işte çölden esen sıcak rüzgarlardan korunma amaçlı, güneşten korunma amaçlı o kent formunun orada çok iyi çalıştığını görürken, nemli bölgede daha dağınık, ayrık, nefes alabilecek. Çünkü nem o bölgelerde baş edilmesi gereken en temel problem. Sıcaktan daha önemli, sıcaktan daha önemli bir problem. Dolayısıyla kentlerdeki özellikle açık alanların, ortak mekanların kalitesini ve konforunu artırmak sürdürülebilirliğin çok önemli bir gereklerinden olduğu için kent içinde termal stresi azaltacak şekilde bir planlama yaklaşımı aslında küresel trendte yerel koşulların da eklenmesi sayesinde gerçekleştirilebilecektir. Dolayısıyla burada yerelde yapılan çalışmaların önemini vurgulamak istiyoruz ve bizim Akdeniz için, sıcak nemli bölge kentleri için kompaktlığın düzeyini tarifleyen bir doktora çalışmamız var. Yani kompaktlığın bir düzeyi olmalı. Hani belli bölgelerde aşırı kompaktlık çalışılabilir ama belli bölgelerde kompaktlığın seviyesi azaltılmalı. Bununla ilgili bir herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Kompaktlığın düzeyi ne olmalıdır? Yaşanabilir kompaktlık nedir? Şöyle bir şey yapabiliriz, genel olarak açıklayabiliriz. Kentsel boşlukların, açık alanların dengeli bir şekilde dağıtıldığı yoğun, karma kullanımlı kent formu diyebiliriz ama ne kadar boşluk, ne kadar yapılı alan, bunun ne kadar olacağı, yani sayısal bir şekilde ifade edilmesi çok zor. Bunun için her bir bölgenin, her bir kentsel alanın ayrı etüdü, o bölgenin coğrafik, kültürel ve iklimsel özelliklerinin tespit edilerek bu sürdürülebilir kent formu üzerinde politika oluşturmak gerektiği sonucuna ulaştık biz doktora çalışmamızda. Tabii bu kent modelini üzerinde hala çalışmaktayız. Evet. Aslında şöyle, ben sizi bir araya gireyim. Çünkü siz genel olarak bütün hatlarıyla bir özet çıkardınız bugün konuşacağımız şeylerle ilgili ama EcoCoy Seferihisar Projesi'ni anlatmadınız bize. Evet. İsterseniz böyle biz yeniden başa saralım. Tamam. Çünkü aslında benim size sormak istediğim şeylerin genel olarak bir özetini çıkardınız. Ben şimdi biraz müsaade ederseniz onun içini birazcık daha açayım. Tamam. Şimdi ben aslında bu EcoCoy Seferihisar Projesi'ne ne yaptığınızı merak ediyorum. Evet. Açıkçası... Bir de EcoCoy nedir diye de başlayabilirsiniz. Orayı siz şey yapın, tayin edin hangisiyle başlamayı tercih edeceğinizi. Çünkü biraz önce anlattığınız 19. yüzyılda ortaya çıkan bir sürü aslında bununla ilgili literatürde de bizim de kullana geldiğimiz, daha sonra kentlerimize de kullandığımız bazı modeller var. Ama EcoCoy'u ben tabii şeytan avukatlığını yaparak soracağım. Köy ya da kırsal alan zaten ekolojik değil midir? Neden EcoCoy? İzleyenlerimiz arasında da merak eden vardır. EcoCoy neden EcoCoy? Siz ne yaptınız? Diye isterseniz bir daha başa saralım. Siz oradan biraz daha detaylarıyla bize verin. Yani EcoCoy'un
artık bir şekilde, yani bir kırsala dönüş hareketi ve şehir karşıtı bir hareket. Şehirden aslında kaçan yeni köylülerin, daha doğrusu köylü olmak isteyen kişilerin yapmaya çalıştığı bir şey. Yoksa Türkiye'de Anadolu'nun köylerine gittiğiniz zaman oldukça ekolojik bir ortamı bulabilirsiniz. Eğer şehirleşme eğilimi yoksa, yani üretimi bırakıp kente bağlı köyler de var hani Türkiye'de. Ama bu eğilim orada gerçekleşmemişse genelde ulaşılamayan yerlerin daha ekolojik olduğunu görüyoruz. Çünkü kente ulaşamadığı zaman kendi kendine yeten bir sistem kurmak zorunda ve baktığımız zaman da daha ekolojik. Hep köyden işte doğal bir takım sistemlerden hayatını sürdürmek ve orada yaşamı inşa etmek zorunda. Aslında ekoköy de bir sürdürülebilir sistem, sürdürülebilir yaşam biçimi. Bu dünyada ilk olarak Findon'la ortaya çıkıyor. Tabii şudur demek çok doğru değil ama modeller üzerinden inceleyebilirsek belki orada bu nedir diye tanımlamak daha doğru olabilir. Findon'da bu organik tarımla, doğal tarımla ortaya çıkmış bir şey. Başka bölgelerde bir spiritüel diye tarif edilen tinsel bir yaklaşımla modellendiğini, bir araya geldiğini görebiliyoruz. Genelde çevre temelli olarak kentte yaşayan insanların yeni bir topluluk kurma düşüncesi. Aslında bunun öncülleri de var. Bu ilk defa olan bir şey değil ama bugün ekolojik köy popüler bir trend olduğu için onu çok fazla kullanma eğilimindeyiz. Aslında komünel bir yaşam inşa etme bir arada. Planlanmış bir topluluk aslında inşa etmeye çalışıyor. Sınırları olan. Şimdi neden sınırları olan bir topluluk inşa etmeye çalışıyoruz? Çünkü orada kentte olmayan, idealize edilen ve ulaşamadığımız düzeni inşa etmek istiyoruz. Kuralları işte o 200 kişilik toplulukla oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kurallar bütünü var ve bunu yaparken demokratik düzeni inşa etmemiz, yuvarlak masayı inşa etmemiz gerekiyor. Yani ekoköyün başladığı yer yuvarlak masa. Herkesin sürecin içine katılabileceği, bizim kentte bulamadığımız, arzu ettiğimiz yaşamı kırsalda modelleme çalışması. Minibusun belli bir şeyde tutulduğu, sınırda tutulduğu dolayısıyla. Zaten, olsa gerek. Büyüme olduğu zaman problemler öyle başlıyor. Zaten Howard'da, Bahçeşehir'lerde yeşil kuşağı oluşturmaya çalışmadı mı? Yeşil kuşağı yaparken orada istediği düzeni inşa etmek, kimsenin müdahalesi olmadan o düzeni koruma amacı yok muydu? Ekoköy nispeten onu kentte yapmak biraz daha zor ama bu planlanmış bir topluluk olduğu için daha yani o topluluk yerleşim yeri oluşturulmadan önce bunun büyümeyeceği, gelişmeyeceği en fazla ortalama dünyada 500 kişiyle sınırlanmış yerleşkeler. Tabii kente alternatif bir model olarak gösteriliyor. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Hani 500 kişilik bir yerde büyük problemleri çözemezsiniz. Yani bir hastane yok, bir üniversite yok. Yani bunların olmadığı bir yer orası. Her ne kadar tam teşekküllü yerleşke dense bile insanların bütün ihtiyaçlarını karşılasın ve kente olan bağımlılığını azalsın, kendi kendini yetsin dense bile büyük problemleri çözebilecek yerler değil. Fakat genelde şöyle bir eğilim var. Kentte yaşamaya doymuş, kendisini eğitmiş, geliştirmiş, belli bir kültürel seviyeye ulaşmış fakat hayatını artık kentte geçirmek istemeyen, yaptığı işte zamandan ve mekandan bağımsız olmaya başlayan kişilerin talebiyle oluşan bir yerleşim yeri. Biz 2016'da Seferihisar'da böyle bir çalışmaya başladık. Projemiz halen devam etmekte. Yeni bir düzen inşa etme gayretimiz vardı. Bunlardan bir tanesi tabii az önce bahsettiğim yuvarlak masaydı. Demokratik bir düzeni kendi içimize inşa ederek bir sistem oluşturmaydı. İsterseniz ben daha gerçekçi olsun diye üyelerimizin bizden taleplerinden bahsedeyim. İnsanlar ne diye hani ekoköy istiyor? Mesela bu insanlardan gelen bir talep. İnsanlardan gelen bize bir talepti. Yani biz ekoköy, ben İngiltere'de okurken ekoköyler üzerine biraz çalışmıştım, orada bakmıştım. Tabii oranın problemi çok farklı. Yani orada sosyal yapı çok zayıf olduğu için insanlar yalnız kalmaktan biraz çekiniyorlar. Yani sosyal sürdürülebilirlik açısından böyle bir örgütlenme oluyor. Dolayısıyla siz 500 kişilik bir toplulukta aslında bir aile yaratmaya çalışıyorsunuz. O bölgelerde daha çok bu sebeple, Batı Avrupa'da bu sebeple ortaya çıkmakta. Aynı şeyi ben burada da ekoköy projesine başlamadan önce aslında şöyle, ben İstanbul'da da yaşadım, burada okudum. Burada okurken buradan
kırsal alanlara gitmek çok keyifli hale geliyordu. İstanbul'un yeşil alan miktarının azlığını düşünürsek. Fakat İzmir kentine gittiğim zaman böyle bir şey içerisinde değildim. Çünkü kent çok büyük olmadığı için İstanbul gibi, kentin hangi aksına doğru giderseniz hemen çeperinde bir köyle karşılaşıyorsunuz, kırsal alanla karşılaşıyorsunuz. Nispeten yoğunluğunun daha azı ve hiç böyle köye gideyim, köyde yaşayayım gibi bir şey aklıma gelmemişti ve onların bu talebinden sonra biraz açıkçası şaşırmıştım. Yani burada her türlü şeye erişebiliyorsunuz İzmir kentinde. Neden böyle bir şey istiyorsunuz diye şunu söylemişti birisi. Yalnız ölmek istemediğini söylemişti. Yani çocuklarını okuttuğunu, çocuklarının başka yerlerde şu an eğitim aldığını, çalıştığını ve yalnız kaldığını, kentte komşuluğun olmadığını, yan komşusunu bile tanımadığını veya iletişiminin çok az olduğunu, dolayısıyla bu topluluğa girerek böyle bir ihtiyacını karşılamak istediğini söylemişti. Başka bir arkadaşımız ailesinin üyelerini, yakın üyelerini kanserden kaybettiğini söylemişti ve kendisinin de böyle bir şeyle karşılaşmak istemediğini ve bundan sonraki hayatında ne yediğini dikkat ederek yaşaması gerektiğini söylemişti. Tabii bizim yaptığımız yerleşkelerde yediklerimiz, nasıl hava soluduğumuz, bunlar çok önemli. Bunlara çok önem veriyoruz ve insan sağlığını merkeze alan yerleşim yerleri biraz daha kontrollü. Ne üretildiğini orada görüyorsunuz, test edebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada gördüğünüz için daha rahat bir şekilde onu tüketebiliyorsunuz. Orta yaş grubu da vardı. Onlar da acaba çocuklarımızın hani peşinde koşmadan böyle işte sokaklarda rahat bir şekilde oynayabileceği yaya odaklı bir yerleşim yeri yapabilir miyiz talebi vardı. Bazı arkadaşlarımız kırsalın o sakinliği, dinginliğinden istifade etmek istiyordu. Aslında herkesin talebi farklı farklı. Fakat Ekoköy, kırsaldaki bu model, bunu isteyen herkese istediği şeyi verebilecek bir şeye sahip. Hı hı. Temel sorun kentle olan ilişkinin zayıf olması. Eğer kentle güçlü bir ilişki olsun ama Ekoköy'de yaşayayım gibi bir talep olduğu zaman orada problemler çıktığını görüyoruz. Tam anlamıyla kırsala taşınmaya karar vermiş, o hayatı anlamış arkadaşların daha bir Ekoköy'de olmak, bulunmak, istekleri olmakta. Biz bu projeye tabii ki demokrasiyi inşa ederek başladık öncelikle. Yuvarlak masayı kurduk ve şu bizim için çok önemliydi. Sonuçta yeni bir sosyal düzen inşa etmek istiyoruz, komünel bir sistem. Burada toplumun her kesiminden arkadaşların, her kesimden insanların olması gerekiyordu. Herhangi bir gelir grubuna değil, herhangi bir toplumsal sınıfa değil, böyle bir skala oluşturduk ve herkesin mesleği üzerinde çalışmalar yaptık. Kim hangi mesleğe sahip? Oldukça çeşitli bir grup oluşturduk. Daha sonra tabii kırsalı anlamak için köy gezileri yaptık. Daha sonra Türkiye'de tabii enstitüler var geçmişimizde. Böyle bir girişimdi. Kırsalda üretim, eğitim, bilgilenme ortamı, bunu inşa etmek isteyen bir modeldi köy enstitüleri. Bunları tekrardan bir önümüze aldık. Bunları tekrar inceledik. Biz buna ne ekleyebiliriz? Bugün onun üzerine eklenebilecek bir sürü belki daha yenilenebilir enerji sistemleri vardı. Onu biraz daha, bir adım daha ileriye götürme gayretimiz ve amacımız oldu. Tabii şey çok önemli. Yani barışı ve sükuneti inşa etmek çok önemli burada. Ve yaklaşık bir yıllık planlama sonucunda oy birliğiyle 100 üyeli fakat 200 kişiden oluşan bu toplulukla bir proje oluşturduk, geliştirdik. Projemiz uygulanma safhasında, yani yerleşim yeri hala üretiliyor, yerinde üretiliyor. %60-%70 kadarı tamamlandı. Ve tabii bazı şeyler kolay erişilmiyor. Kentte bulamadığımız şeyi kırsalda hemen inşa etmek, 1-2 yıl gibi sürede inşa etmek çok kolay değil. Bu bir süreç. Konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Daha iyi nasıl bir model oluşturabiliriz? Nasıl bir daha iyi çevresel, sosyal koşullarda yaşayabiliriz? Bu şekilde proje aslında devam ediyor. Şimdi ben buradan yeniden geri döneyim müsaadenizle. Yeniden yayılan kent ya da
kentsel yayılma ve kompakt kent ya da kompaktlaşmaya doğru. Hı hı. Şimdi izleyenlerimiz için de bir özet mahiyetinde olsun. Siz benim hatam varsa, eksiğim varsa düzeltin lütfen. Ama kentsel yayılma ve biz kentsel kompaktlaşma derken aslında kentin yüzeyde yani fiziksel olarak yüzeysel kapladığı alandan bahsediyoruz birincil olarak. Evet. İzleyenlerimiz için de çünkü bizim mesleki donanımımıza sahip olmayan farklı farklı ilgi alanları olan, mesleki birikimleri olan izleyenlerimiz de var. Onlara da bir özet mahiyetinde olsun. Kentsel yayılma bugün bizim kentlerimizde de gördüğümüz aslında kentlerin yüzeysel olarak iyice yaygınlaşan, özellikle de ulaşım aksları üzerinde genişleyen ve biz ona yağ lekesi tanımı çok sıklıkla yaparız. Yağ lekesi gibi aslında biraz da kontrolsüzce yayılmaya devam eden bir sistemden bahsediyoruz. Ama kompakt kentte bahsettiğimiz şey ise kentin özellikle de enerji kullanımını daha minimize edecek şekilde belirli bir merkezin etrafında ya da belirlenmiş noktalarda gelişmeye devam etmesi. Ve bununla ilgili de tabii ben şehir ve bölge planlama okuduğum için tabii çok ciddi bir külliyat var. Burada da yayılmacılar ve kompaktlaşmacılar hep birbirleriyle farklı konularda sürekli münakaşa ederler. Şöyle ki, belirli bir nüfus eşiğini aştığımızda da kompakt kent aslında size enerji tasarrufu mu sağlıyor yoksa sağlamıyor mu? Bunun altyapısını nasıl sağlarız? İşte 50. kata suyu nasıl basarız? Evet. Kanalizasyonu nasıl kurgulayacağız? Gibi başka sorular geliyor. Çünkü kompaktlaşma demek biraz önce de sizin de anlattığınız üzere oradaki eşiği, yani onun oranını, yüzdelerini nasıl belirleyeceğimiz biraz tabii yerelin farklı işte nem koşulundan sıcaklık, coğrafi eşiklere kadar birçok başka parametreyle de ölçülecek bir şey ama ben gene şeytanın avukatlığını yapayım, size sorayım. Şimdi biz hep kentlerin yeryüzünde kapladıkları yere göre harcadıkları enerji fazla olduğu için bu yayılma ile ilgili şeye karşı çıkan taraf olarak dedik ki, dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı kentlerde yaşıyor. Evet. Ama yeryüzünde kapladıkları yere göre enerjiyi çok fazla harcıyorlar. Evet. Şimdi ben de size şöyle bir soru soracağım o zaman. Bu da şeytanın avukatlığı tabii. Ama aynı zamanda da dünya nüfusunun çok büyük bir üretimini de kentlerde yapıyoruz şu anda. Ve bugün dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı da kentlerde yaşıyor. Evet. O zaman acaba bu külliyata başka bir açıdan bakmak mümkün mü? Siz doktora tezinizde ve çalışmalarınızda buna bu şekilde yaklaşıyor musunuz? Aslında doktora çalışmamda buna yaklaşmıyorum. Tam anlamıyla bina ve kent fiziği üzerine çalışıyorum. Daha deneysel. Yani işin biraz mühendisliği ve matematiğiyle ilgileniyorum. Fakat işin bu tarafıyla ilgilenirken büyük resmi kaçırmamak adına kompakt kent ve yayılan kent modelleri üzerinde de çalışıyorum. Zaten kompakt kentin de bugün aşındırıldığını görüyoruz. Yani kompakt kent sürdürülebilir değil, daha iyisi var diyenler de var. Onlardan bir tanesi Holden. 2004 yılında yaptığı çok iyi çalışmalar var. Normalde 4 farklı sürdürülebilir kent modeli var. Bunların hepsi sürdürülebilir olarak öneriliyor ve tartışılıyor. Bir tanesi yayılan kent, diğeri kompakt kent. Bunları dağıtmaya başladığımız zaman, bu iki model de merkezi model aslında. Bunları dağıtmaya başladığımız zaman yeşil kenti görüyoruz. Diğer taraftan da dağıtılmış yoğunlaştırmayı görüyoruz. Yani galaksi şeklinde dağıtıp, yani yağ damlası şeklindeki model çok problemli. Bunları dağıtalım ama dağıttığımız yerde merkezi bir şekilde, dağıtılmış bir şekilde yoğunlaştıralım. Böyle bir modelinde daha sürdürülebilir olduğuyla ilgili çalışmalar var. Fakat biz hani küresel trend olarak bu benimsendiği için aslında bunu analiz ettik. Ve birçok ben hani... Bu arada bu yapılan çalışmalar istatistiksel bulgulara, anket ve bir takım gözlemlere dayalı. Bu şekilde yapıldığı için bazı çelişkili noktalar var. Dağıtılmış yoğunlaştırma konusunda bir çalışmada daha pozitif şeyler bulunurken kompakt kentte başka şeyler bulunabiliyor. Bunun hangisi doğru acaba diyorsunuz? Daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Mesela bir çalışmada kenti kompakt yaptığınız zaman özel araç kullanımının düştüğünü tespit ediyorlar. Evet. Dünyada bir bölgede şu an çok detayı söyleyemeyeceğim. Zannediyorum
Londra'da mıydı? Diğer yandan Londra'da yapılan ilçelerde 10 yıl gözlemliyorlar. Hı hı. Kenti kompaktlaştırma çalışmaları yapıyorlar ki Londra kent kompaktlığı çalışmaları için çok uygun bir yer. Çünkü yeşil bir kuşağa sahip. Dolayısıyla yoğunlaştırmayı daha kontrol edebiliyor ve herhangi bir şeye rastlamıyor. Yani özel araç kullanımıyla ilgili, ulaşımda enerji tüketimiyle ilgili herhangi bir veriye ulaşamıyorlar. Ben belki araya gireyim bu arada siz bakarken bir yandan. Benim zaten genel olarak bu soruyu sorarken de özellikle sormak istedim bunu. Benim bir bakış açım var. Bu planlama mesleğinin eğitimini almaya başladığım günden beri ben bir yandan çift anadal olarak da sosyoloji okudum. Hı hı. Bir taraf çok teori ağırlıklıydı, bir taraf çok pratik ağırlıklıydı. Evet. Fakat bizim planlamanın da çok ciddi ve keskin, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi böyle net teorileri var. Ve bu teoriler sizin biraz önce hani İzmir üzerine konuşurken özellikle altını çizdiğiniz şey benim için çok değerli. Aslında mesele çok yerel bir mesele. Şimdi İzmir'in aynı coğrafyasına sahip olan başka bir kent bulacaksınız. Nem oranının aynı olduğu, insanların aynı biçimde yaşadığı, aynı şekilde sosyalleştiği, açık alanları aynı biçimde kullandıkları başka bir yer daha bulacaksınız. Oranın yerleşmesinin teorisiyle bizimkini birlikte değerlendireceksiniz. Çıksa dünya üzerinde iki, bilemediniz üç tane bu kadar birbirine benzer yer çıkacaktır. Onun dışında aslında biz mekanları insandan bağımsız, yani bizim programımızın adında da olduğu gibi mekan ve insan birbirinden bağımsız değil. Evet. Ve mekanlar çok mühendislikle tek başına çözülebilecek sistemler değil. Siz istediğiniz kadar çözün, insanların mutlu olmasını sağlayamıyorsunuz. Biraz önce söylediğiniz eko köy sisteminin işte İngiltere'de ortaya çıkarken insanların birincil kaygılarının yalnız ölmek olduğu. Şimdi adamların planlama literatürüne soktukları teoriyi ve bunun hani şeyini düşünün. Hepimizin belki dünyada birçok yerde planlama okullarında, mimarlık okullarında onları okuyoruz literatürde. Ama insanlarını mutlu edememişler. Bir evet. yandan da bu ortaya sosyal çıkıyor. Evet. Dolayısıyla sizin de kendi çalışmanızda da söylediğiniz şeylerden bir tanesi. Hedef aslında sadece çevresel sürdürülebilirlik değil. Ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik de var ki EkoKöy projenizde muhakkak o yuvarlak masa toplantılarında ve bu kadar katılıma ön plana koymanızın sebeplerinden bir tanesi zannediyorum ki. Çünkü sadece çevresel olduğunda mühendislik tek başına öne çıkabiliyor ama sosyal ve ekonomik dediğinizde yetmiyor işte. Orada da bu kadar ciddi teorize etmelerin, hani kompakt kent mi, yayılan kent mi, İzmir için başka bir şey söylersiniz, İstanbul için başka bir şey söylersiniz ya da İstanbul ve İzmir'in farklı böyle, yani Urla'sıyla Alsancağı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz, söylemeli miyiz? Ben ondan da çok emin değilim ama siz ne düşünüyorsunuz diye sözü size bırakayım. Ben kendi yorumlarımı yaptım. Burada bir çelişki var tabii ki. Bir ay önce Sabancı Üniversitesi'nde İstanbul Politika Merkezi'nde bir konferansa katılmıştım. İklime adapte kentlerin üretimi üzerine bir konferanstı bu. Production of Climate Responsive Urban Built Environment konferansın ismi. Orada, ismini hatırlayamadım şu an, İngiltere'den bir hocamız şunu söylemişti. İklim değişikliğini konuşuyoruz ya, iklim değişikliği dünyanın her yerini etkiliyor. İklim değişikliğinin buzulların erimesi üzerinden halka anlatılması sorunlu ve artık son bulmalı, hı hı. diyor. İnsanları anlatılması gereken kendi çevresinde iklim değişikliğiyle ilgili olan değişiklikler ve bozulmalar. Evet. İnsanlar kendi çevresindeki bozulmayı fark ederse, bu onlara aktarılırsa yerelde politikalar üretilmeye başlar. Hı-hı. Yereldeki politikalar, bölgedeki politikalar ve küresel politikalar amacına ulaşır. Doğru. Ama şu da çok önemli. Küresel politikadan bağımsız yerel politika olmaz. Dünya nereye gidiyor? Bunun da raporlanması Hı-hı. lazım. Bir takım şu daha iyidir denmesi lazım ama o çıkan modeli alıp uygulamak problemli. Hı hı. Yani bu hatalı olan bu. Yani o küresel trendi bilelim, küresel düşünelim. Hı hı. Ama tasarım yapmaya başladığımız zaman, kentsel planlama politikaları üretmeye başladığımız zaman nerede olduğumuzu, yere özgü politikalar üretmemizi hı hı. gerektiğini de bilelim. Bu biraz tembellikten de kaynaklanabilir. Hazır modeli almak, bu daha iyiymiş demek daha kolay. Nitekim bir belediye düşünün, planlama politikası üretecek ve sürdürülebilir model kompakt
ortaklıkmış diyecek ve bunu planlama politikalarına yansıtmak isteyecek. Çok kolay bir model. Hazır çalışılmış ama hiç emek harcamıyorsunuz. Gerçekten çok ekonomik bir yol aslında kamu ama için. Ama aslında uzun erimde de ekonomik değil. Çünkü sonuçları istediğiniz gibi çalışmadığında bu sefer yeniden planlamak zorundasınız bir anlamda. Nasıl canlı türlerin, bitki türlerinin yok olması gibi aslında her bölgenin karakteristik yapısının özelliklerinin yok olmasıyla, yani kentsel yapılı çevrelerin özelliklerinin yok olmasına sebep olmakta bu. Halbuki bu yaşanabilir bir çevre oluşturmamakta. Ve insan çok önemli. Bakın, kompakt kentin ortaya çıkışı insan mı, acaba ekonomik mi? Bence ekonomik. Çünkü 70'te petrol kriziyle konuşmaya başlıyoruz. Doğru. İnsanların bir problemiyle başlamıyoruz ki konuya. Evet. Enerji problemiyle ve ekonomik problemle. Kamunun üzerinde olan yükle başlıyoruz. Hı-hı. Ve nerede? Amerika'da. Amerika'da yani başlıyor. Araç odaklı uydu kentlerin en fazla olduğu, insanların otoyollarda uzun seyahatler etmek zorunda kaldığı, tabii ki petrol kriziyle çok alakalı olacak. Tabii ki petrol kriziyle ve bugün dahi dünyada mesela biyolojik bölgeye göre ekolojik karbon ayak izine baktığımız zaman, biyobölgesel bir yaklaşımla bir Amerikalı, yani bu sayısal olarak hesaplanmış bir şey ama ben yaklaşık olarak söyleyeyim, Türkiye'de ya da bir Ürdün'de yaşayan vatandaştan 4 kat daha fazla tüketiyor. Çünkü bu yaşam biçimi onu gerektiriyor. Daha fazla petrolü gerektiriyor ve aslında dünyada birçok sorunun da temel sebebini oluşturuyor. Yani bu o yaşam biçimi. Dolayısıyla orada bunu kısmaya yönelik başlayan bir şey. İnsan odaklı aslında değil. Bu insan odaklı yaklaşımı biz nerede görüyoruz? Yerel, geleneksel yerleşim yerlerinde görüyoruz. Orada insanlar kendileri için ideal yaşamı bir araya gelip kurmaya çalışıyorlar ve kendilerini düşünüyorlar. Ve iklimsel faktörleri göz önüne alıyorlar, kendi kültürlerini göz önüne alıyorlar ve işte nasıl daha kolay yürümeleri, bir yere erişmeleri, bunları yaya odaklı düşünüyorlar ve böyle bir yerleşim yerleri çıkmış geçmişte. Ama tabii bunu bozan şey zaten hız, otomobil ve işte sanayileşme, konutun ticaretten, fabrikadan ayrılması, yani bununla başlayan bir bozulma. Hala aslında onu toparlamaya çalışıyoruz. Onun yaratmış olduğu aslında problemleri çözmeye çalışıyoruz. İşte kimisi, ben bu problemlerle uğraşamam, ekoköye gideceğim ve kendi istediğim o ideal olan hayatı kuracağım diyor. Bazıları da ben kentte devam edeceğim, kentin sürdürülebilir olmasını bekleyeceğim diyor. Aslında sorunu kırsal alanlarda çözmek bu arada kolay olan. Bugün karar verip öyle bir yerleşim yerine gidip ideal bir yaşamı oluşturabilirsiniz. Bu kolay olan ama insanlığın tümünün böyle bir şeyi yapma şansı var mı? Yeniden kırsal alanlara gidip orada yaşam oluşturma şansı var mı? O da bir yayılma zaten. O da yayılma. Zaten bir süre sonra yayılmadan dolayı şehirleşmeyle karşılaşacağız. Evet. Herkes kırsala gittiği zaman bir süre sonra bakıyorsunuz, onun sınırlarını tutamıyorsunuz. Hadi onu da ekleyelim, bunu da ekleyelim. Bir şey değişti diyorsunuz ve oranın da bir süre sonra kentleşmeye başladığını görüyorsunuz ki zaten geçmişteki örnekler bize bunları gösteriyor. İşte neden bahçeşehirlerden vazgeçtiler? Yani bu aslında bir yol. Aynı şeyi, evet, aynı şeyi denemeye gerek yok. Bu şu da demek değil. Köye yerleşmiş olan insanlara işte bazı hocalarımız, akademisyen arkadaşlarımız, bu doğru bir yaşam biçimi değil, kompakt yaşam daha doğru dediklerini de duyuyoruz. Kırsalda öyle hani bir köye gidip entegre olup orada bir evde yaşayan insan, bu da olmaz. Yani köy yaşamı da olması lazım, orada bir üretimin olması lazım. Gerçekten adapte olabiliyorsa, insanlar orada yaşayabiliyorlarsa o tercihte bulunabilirler. Onlara kompakt kentte yaşayın demek de çok doğru değil ama şu da mümkün. Gerçekten sürdürülebilir kenti de çözebiliriz. Bunun için spekülatif fazla düşünmemek lazım. Yeter ki insan odaklı düşünelim. Kent kompaktlaştıkça yaya odaklı politikalar artıyor. Bu güzel bir şey. Çeşitlilik artıyor, canlılık artıyor, sosyal dışlanma azalıyor, karma kullanım çok önemli, faktör yoğunluğu çok önemli, yoğunlaştırma çok önemli kompakt kentte. Bunların hepsini gerçekten yaya odaklı uygulayabilirseniz ve kentsel alanlarda yeterli boşlukları bırakabilirseniz ideal kentlere de erişebiliriz. Çok yakın bir zamanda benim çok sevdiğim bir model, bazı arkadaşlarımız, hocalarımız çok beğenmediler ama Viyana'da 2050 vizyonuyla, belediye eliyle gerçekleştirilen 2050'nin Viyana'sını gördük. Aspen kentini
Schiestadt bölgesiydi galiba. Orada aslında yeni kurulan kentin sürdürülebilirlik prensipleriyle inşa edildiğini ve hem kompaktlığı hem de o kırsal yaşam avantajlarını bir arada olduğunu ben açıkçası gördüm. Çünkü çok güzel bir metro hattı var. Metro ile bir yere kadar kente erişiyorsunuz. Kent tamamen 15 dakikalık yürüme mesafesi ölçeğine göre planlanmış. Herkes evinden çıkıp 15 dakika içerisindeki oradaki bir takım sistemlere, kentsel aktivitelere erişebiliyor. Ve işi, teknolojiyi, yaşamı, konutu hepsini bir araya getirmişler o modelde. Ve kamusal alanlar, yarı kamusal alanlar, kentsel boşluklar dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve insanlar kırsalda yapabilecekleri bazı aktiviteleri yapabilecek şeye sahip olmuşlar. Kentin merkezinde çok güzel bir ekolojik göl var. Kentin bir, o bölgede bir yeşil alanı var çevresinde, bir takım yeşil kuşaklar var. Bunlar aslında dengeli bir şekilde dağıtılırsa o zaman belki kent insanlar için kurtulunması gereken, kaçınması gereken bir halde olmayabilir ve şehir karşıtı problemler, şehir karşıtı modellerin önü kesilebilir. Bu aslında kaynak tüketimi açısından, yani şu dönemde bu çok önemli. Yani kaynakları, dünya kaynakları sınırlı ve bunu verimli kullanmamız lazım. Aslında iyi bir model olarak da ortaya çıkabiliyor. Yeter ki planlama politikaları insanın ihtiyaçlarını tekrar merkeze alarak yapılmaya başlansın. Sevgili Hakan, çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Hem geldiğiniz, bir kere İzmir'den kalkıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve doktora çalışmanızı tamamlarken size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. 1 Temmuz Pazartesi saat 18'de Mekan ve İnsan'ın 65. bölümünde Ebru Bulgurcu'yu ağırlayacağım ve kendisiyle Engelsiz Sporcuyum projesi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Mekan ve İnsan'ın geçmiş programlarına ve gelecekteki programlarından haberdar olmak için konuklarıma sormamı istediğiniz soruları bana önceden bildirmek için Instagram hesabımız ya da Facebook hesabımızı takip edebilir ve bizim programlarla ilgili postlarımızın altına yorum yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı ihmal etmezseniz seviniriz. İyi akşamlar.